Evet, tıpkı benim gibi sinirden uyuyamayan, canı çok sıkılan, çatacak yer arayan, hani ne yapacağım, ne edeceğim diyen arkadaşlara selam olsun. Fenerbahçe Beko'dan mucizevi galibiyet diyelim. Türk Hava Yolları Euro Lig'de Fenerbahçe Beko Real Madrid'i 199 mağlup etti. Hani geriden gelerek gelen bir galibiyet. En azından Marko Guduric 21 sayıda takımın en skorer ismi oldu. Madrid'de 33 sayı üretilen Campazzo EuroLeague kariyer rekorunu kırmış ama bu maçla birlikte 4 maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe toplamda 6. galibiyeti almış. 10'da 10'la gelmiş İstanbul'a Real Madrid ama Fenerbahçe diye bir gerçek var. Öte yandan da takımımız rezil oldu açıkçası. İsmail Kartal'ın da açıklamalar var. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir yenilgi aldık diye. Şimdi bunu da değerlendirelim. Önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın. İnsanın bir günü olur. Bazı insanlar bazı günlerinde gününde olmazlar. İşte bu bazen sporcu olur. Bazen hayatınızdaki bir insan olur. Eşiniz, dostunuz, arkadaşınız olur. Gününde olmaz. Mesela bir şey olur. Atıyorum şakalaşmak istersiniz. Ya bana takılma arkadaş. İşte canım sıkkın der. Moralim bozuk. Sen de dersin yani hayırdır ya niye canın sıkkın falan. Her gün her günü tutmaz. Ya da bir arkadaşına her gün aynı şakayı yaparsın. Her gün aynı takılmayı gerçekleştirirsin ama o günü kaldıramaz ya. İşte İsmail Kartal şu aralar bu durumda ve 6-1'lik tarihi yenilginin ardından Nörşland yenilgisinin ardından açıklamalarda bulunmuş. Şimdi çok fazla konuşulacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Büyük Fenerbahçe taraftarından, camiamızdan özür diliyoruz diyor. Bu maçtan sonra önce pazartesi oynayacağımız Sivas Spor maçını ve sırasıyla diğer maçların hepsine en iyi şekilde konsantre olacağız. Taraftarımız merak etmesin, Spartak Tırnava maçını en iyi şekilde oynayıp gruptan çıkacağız diyor. Şimdi hani diyor ya çat diye çatlamak üzereyim, neresinden tutup düzeleyim diye. Neresinden tutup düzelelim? Bak çok fazla konuşulacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Büyük Fenerbahçe taraftarına, camiamızdan özür diliyoruz. Bu maçtan sonra pardon. Önce pazartesi oynayacağımız Sivas maçını sırasıyla da diğer maçların hepsine en iyi şekilde konsantre olacağız. Diğer maçları da söyleyeyim. Beşiktaş maçı yani Sivas Spor maçından sonra Beşiktaş maçı var. Taraftarımız merak etmesin falan filan. Şimdi bu açıklamaları nereye koyarsınız arkadaşlar bilmiyorum. Yani tam olarak hangi kalıba sokarsınız? Taraftarımız merak etmesin şöyle böyle falan filan. Ve basın toplantısını 6-1'lik mağlubiyetten sonra basın toplantısını soru almadan noktalıyor. Şimdi özür dilemene falan gerek yok İsmail Kartal. Anlatabiliyor muyum? Senin özür dilemene gerek yok. Hocam İsmail Kartal'ın safına mı geçtin? Özür dilemesine gerek yok. Ya senin şu maç öncesi rakibi analiz etmeye dahi üşenmen yeter. Hadi böyle bir kadroyla çıkardın. Baktın Crespo tek kalıyor. Orta sahan düşmüş. Maçın içerisinde yapmadığın hamlen yeter. Tadiç'le maçı bitirmen yeter. Dzeko'yu saçma sapan bir anda oyuna alıp Batshuayi'yi de iyice çileden çıkartman yeter. Szymański ile maçı bitirmen de yeter aslında. Hani senin daha çok fazla hatan var da. Tek tek sayayım. Şimdi ben bu eleştirileri yapıyorum diye Fenerbahçe düşmanı ilan edecek arkadaşlar. Bakın. Doğru zamanda doğru eleştiri inanın küfürden daha tesirlidir. Doğru zamanda doğru eleştiri. Şimdi İsmail Yüksek stoperde oynadı. Hayatında belki de ilk defa stoperde oynadı falan filan. Mühim değil. Oynayabilir. Oynamaz diye bir şey yok. Herkes oynayabilir. Malum Brett yok. Hani Ciku yok. Doğru. Bekao yok. Ferdi Kadıoğlu o da yok. Yani düşünün şöyle bir. Hani hafızanızı bir yoklayın arkadaşlar. İsmail Yüksek'i orada oynattığın için o da yok. Hani İsmail, Fred bir nevi bunlar yok. İki. Sağda İrfan yerine Cengiz'i denemişsin. Hadi onu da sayalım. Üç. Sağ bekinde o sayı bence mental olarak o sayı yoktu. Yani fiziksel olarak oradaydı ama zeka olarak yoktu. Ferdi'yi say. Ciku'yu Bekao'yu say. 5-6 tane oyuncun yok. Kabul. Rakibinin en iyi kadrosuna çıkmış. Kabul. Peki Fenerbahçe böyle mi yenilmeli? 3 tane 5 tane futbolcun yok. Bu şekildeyse o zaman biz takımı kurmayalım. Öyle değil mi?
Ben dediğim gibi Batshuayi gol atmış, istekli falan ama Dzeko'yu almandan dolayı yine tebrik ediyorum. Ya demek ki bizim bilmediğimiz bir madde var Dzeko'yla ilgili, Tadiç'le ilgili. Hani şu kadar maçta mecbur oynar maddesi. Hani yine bunları anladım. Anlatabiliyor muyum? İrfan Can Kahveci'yi alacaksın. Hadi yine o da kabul. Bir şekilde kabul. Çünkü orta sahan boş kalmış. Hani herkes aynı şeyi düşünmüştür. Benimle aynı. İrfan Can'ı kenarda gören. Orta sahan boş kalmış. Crespo'nun yanına 8 alayım desen. Ona rağmen de İrfan Can'ı kanada alman. Hadi yine o da kabul. Hani yıllarca 8'de Şampiyonlar Ligi'nde bile maça çıkmış. Kifi'yi alıp kanada almayıp kanada alıp 8'e almamanı. Hadi o da kabul. Tadiç'i çıkartmaman ona da kabul. Bunların hepsine kabul. Hiç gerek yok özür dilemene. Yani Fenerbahçe'nin tarihi yenilgilerinden birine imza atmak gerçekten büyük işti. Bu da sana yakışırdı. Livakovic kalesinde 6 gol gördü. Gollerin ardından takım arkadaşlarına sitem etti diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Hayatında Tadiç'in falan böyle yenilgi var mıdır acaba? Ya çok merak ediyorum. Hayatında böyle yenilgi var mıdır? Livakovic'in falan mesela. Hayatında böyle yenilgi var mıdır? Ya adam çileden çıktı. Haksız mı? Haksız da değil. Ya birçok pozisyona gole izin veriliyor. Hani rakip ataklar gol yiyerek savuşturuluyor. Ve bizden önce mesela Beşiktaş'ın maçı vardı. Lan 5 tane de yenilmez falan diyorduk. Hani 5 tane de yeniliyormuş. Hatta 6 da yeniliyormuş. Demek ki ruhsuz bir şekilde teknik direktör vasıfsız olunca yeniliyormuş. Maç bitiyor, İrfan Can Kahveci'nin tribünlere tepkisi. Şimdi takım çok büyük iş becerdi ya. Yani maçın bitişiyle birlikte tribünlere tepki göstermiş. Güvenlik görevlileri sakinleştirmekte zorlanmış. Takım arkadaşları soyunma odasına götürmüş. Yani çok büyük bir şeyler yaptınız ya. Ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe futbolcuları. Siz Fenerbahçe formasına zaten layık değilsiniz. Hani Cihatlar, Canlar, Fikretler falan var ya. Onların tırnağı zaten edemezsiniz. O ayrı mesele. Ama İsmail Kartal'ın edeceğini düşünmüştük. İnanmıştık. Bakın maçın olduğu gün, maçtan önce PFDK kararlarını açıkladı. Haberiniz var mı? Ya maç var ve PFDK kararlarını açıklıyor. Perşembe günü zaten karar Perşembe günü açıklanıyor da. Onlar da muhtemelen maç saatine kadar biraz da beklettiler açıkçası. Fenerbahçe'ye toplam 512 bin lira para cezası. Ahmet Ketenci'ye sportmenine aykırı hareketine de 39 bin lira para cezası. Aynı şekilde ne diyor Galatasaray'a 27 Kasım açıklamasından dolayı 400 bin lira. Dursun Özbey'in aynı gün yaptığı açıklama nedeniyle 39 bin lira para cezası. Hak mahrumiyeti yok. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Urmay'a ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı. Paylaşımın nedeni 500 bin lira. 21 gün hak mahrumiyeti. Beşiktaş'a çirkin kötü tezahürat sebebiyle 112 bin lira. Falan filan. Yani bir sürü ceza arkadaşlar. Bu kadar ceza verilen bir sistemin içindesin. Herkesin sana düşman olduğunu söylüyorsun. Ancak diyorsun ki ben rahat rahat atımı koşturayım. Ben rahat rahat işimi yapayım. Ben gerçekten merak ediyorum. Hiç mi kendi aranızda konuşurken ulan herkes de bize düşman. Bari en iyi şekilde bir şey yapalım demiyorsun. Mesela İsmail Kartal'ı çok merak ediyorum. Hiç mi arkadaşın yok? Yani o kadar kişiden akıl alıyorsun, fikir alıyorsun. Hiç mi arkadaşın yok? Ahmet Selim Kul her bahaneye bir gol 10 soru. Normalde spor yazarlarının görüşlerini hepsini alırım ama Ahmet Selim Kul'u ayrı almak istedim. Fenerbahçe 6-1'lik yenilgi aldı. Tarihi bir yenilgi aldı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Sarı lacivertlerin aldığı mağlubiyeti değerlendirdi diyor. Hepsini de moda mod okumayayım arkadaşlar. Ama açıkçası diyor ki Fenerbahçe kadroya yazılamayanlara birlikte 11 eksikle gitti. 3 stoperi en iyi oyuncusu Fred uzun zamandır sakat. Hani gidenlerden öğrendik hava çok soğuk diyor. Zemin suni içim. Milli takımlar 10 üzerinde futbolcu gönderiyor. Çoğu oynayan isimler. Sene başından beri 25 maçı geçen oyuncu sayısı çok fazla. Bu yüzden yorgunluk da var. Yani var oğlu var. Hani umarım unuttuğum bahane kalmamıştır diyor. Çünkü bahanelerden bir tanesi atlarsak kötü çocuk ilan ederler bizi diyor. Camiada plansız programsız yine yürütülen kamyon bir anda
Şarampole yuvarlandı. Ardından alınan skorun hiçbir açıklaması yok. Neredeyse her bahaneye karşılık bir tane gol oldu. Eleştirilere gösterilen tepki, rakibe ya da tepki duyulan hakemlere bile gösterilmiyor. Bak çok güzel bir cümle. Eleştirilere gösterilen tepki, rakibe ya da tepki duyulan hakemlere bile gösterilmiyor. Şu cümle var ya, Fenerbahçe'nin özeti. Diyor ki Ahmet Selim Kul, camiada başta göreve soyunanlar olmak üzere yine eleştiri yapanlara gösterilen tepki, yansıtılan öfke, duyulan nefret her zamanki gibi sahada rakibe veya tepki duyulan hakemlere bile gösterilmiyor. Sosyal medyadaki gaz ise kendini tatmin etmekten başka bir işe yaramıyor. Bir zamanlar FETÖ denen anormal yetkilere erişmiş terör örgütü oluşumunu icraat ile deşifre eden bu cami artık bir MHK başkanı bile değiştiremeyecek güçte. Bütün kavramların birbirine girdiği Fenerbahçe'de eleştiri yapması, görevi olanlara gösterilen saçma sapan tepki ve oluşan bakış açısı yüzünden bu defa hiçbir şey söyleyemeyeceğiz. Taraftan anormal, abartılı, istisnası her şeye dönük eleştirisine yol açıyor diyor. Yazıyı da tamam moda mod okumayayım. Mert Müldür yerine başkası olsaydı. Şimdi bu da çok güzel bir husus. Mert Müldür yeni transfer. 5 yıldır takımda Mert Müldür yerine oynayan yeni biri olsaydı dışarıda kalır mıydı? Mesela Mert Hakan Yandaş. Nerede bu adam? Hiç hesap soran yok. Sezon artık yarılamaya geldi. Mert Hakan Yandaş sakat. Niye sakatlandı? Kimse bilmiyor. Serdar Aziz sakat. Niye sakatlandı? Kimse bilmiyor. 2. Her takıma roller vardır. Bazen bol doğrularını bir kenara koyarsınız. Rolleri sağlamlaştırmak için bunu da anlarım. Yani Fenerbahçe'de Avrupa kadrosuna, maç kadrosuna giren oyuncudan çıkana, değişiklik dakikasında yaptırımlara, yaklaşımlara hani Fenerbahçe'de itibara göre kararlar alınıyor mu diyor. Sonradan giren oyuncular katkı vermiyor. Doğru mu? Yine bence doğru. Hani çok da hassas bir yere parmak basmış. Kulübede yıldızlaşan tek bir isim bile yok. Bunun sorumluluğunu kime yazmalıyız? Herkes küsen oyunculara tepki gösteriyor. Performanslarından, vurdum duymazlıklarından ötürü. Hiçbir oyuncuyla bu noktada iyi bir iletişim kurulamamasını kime yazmalıyız? Oyuncuları bir hedefe, bir hikayeye inandıramazsanız nasıl performans alırsınız? Oysa İsmail Kartal'a göre her oyuncusuyla çok güzel iletişim kuruyor. Ezber değişiklikleri çok görmüyor muyuz? Hani hem bu akşam Batshuayi'yi kaybetmeniz hem de maçta herkese mental olarak kopmasın diyor ki benim de değindiğim nokta. Gerçekten bak çok merak ediyorum. Yani Batshuayi'yi çıkarırken ki düşünceyi çok merak ediyorum. Hayır bir de Dzeko'yu aldın orta kafa gol falan denesen yine anlarım. Anlayacak bir şey yok da yine anlarım. Set oyunu çeşitliliği yeterli mi? İki kilit oyuncusunun dışında kaldığı sekteye uğrayan güçlü A planı dışında oyun çeşitliliği, set çeşitliliği şampiyon olan takımın seviyesinde mi diyor. 7 yabancı hocalara çok iyi seviyelere çıkan duran top organizasyonları ve organizasyon çeşitliliği yeniden vasata dönmedi mi? Teknik heyete takviye gerektiği aşikar değil mi? Sakatlanan en az 3 ay maç yani en az 3 maç yok. Dünyada başka doktor kalmamış gibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de adı skandallara karışan Sivo'nun deyimiyle doktor bile olmayan Ertuğrul Karanlık göreve getirildi. Takım sakatlıktan kırılıyor darbe. Ama darbe ama kas. Giden en az 3 maç yok. Yani kimse hesap vermeyecek mi diyor. Fenerbahçe bu süreçten ne kazanabilirdi? Yine bir süredir daldı saha dışı konulara. Türkiye'de bu işleri hesaba katmadan hedefe ulaşamazsınız. Ama ne bir icraat yapılıyor, ne bir adım atılıyor, yetmezmiş gibi bütün gündem ve odak buraya kaynıyor. Takımın cebine Kasım ayında hakem bahanesi koyulduğu yetmezmiş gibi açıklama dışında camia içi odakların birbirini gazlaması dışında hiçbir şey elde edilememesi bir de diyor. Fenerbahçe bu süreçte ne kazandı? Hakikaten Fenerbahçe bu süreçte ne kazandı? Kimse gerçekleri duymak istemiyor. Yani gecenin bu saatinde cevaplanması gereken 10 soruya gücüm yetti. Herkes bu sezon çok kritik dese de hala hiç kimse gerçekleri duymak istemiyor. İsteyen olsa daha da anlatacak çok şey var diyor. Yani sayısız doğru ve yanlış yer değiştirmiş durumda. Uzun zamandır şampiyonluk henüz kaçmadı. Şampiyonluk henüz kaçmadı ama gerçeklerle yüzleşmenin inadını sürerse kaçabilir diyor. Haksız olduğu bir tane cümlesi var mı? Bence yok. Rıdvan Dilmen'in açıklamaları var. Onlar da tuhaf. Gerçekten onlar da enteresan. Diyor ki 6 yiyorsun. Bir tane sarı kart görmüyorsun. Bak ben bunu maç sonu canlı yayınında, maç özeti canlı yayınında
Aynı şekilde açıkladım. Aynı şekilde anlattım. Bir tane sarı kartı yok Fenerbahçe'nin. Demek ki isyan eden, itiraz eden, savaşan hiçbir futbolcumuz olmamış. İnsan utancından sarı kart yer. Mert Hakan falan olsaydı sinirinden rakibe tekme falan atardı. Neyse, oyuna giren oyuncunun akrabası ile tribünde muhabbet ediyor. Bak, oyuna giren oyuncunun akrabası ile tribünde muhabbet ediyor. Şu cümle Fenerbahçe at çiftliği cümlesidir. Ya, bu mağlubiyetin bir yaptırımı olması lazım. Tabii bu mağlubiyeti eğer futbolculara yazabilirsen, gidip bu mağlubiyeti İsmail Kartal soru almayarak geçiştirdiği basın toplantısında. Şimdi yarın idmanda neşeli görüntüler. Bak, hemen ben bir şey söyleyeyim. Bu videoyu izlediğiniz sıralarda muhtemelen Fenerbahçe idman fotoğraflarını falan paylaşacak. Büyük ihtimalle Ceko'yu, Ceko diyorum. Ciku'yu ve Fred'i idmana alacaklar. Ya büyük ihtimalle ikisi de idmanda olacak. Taraftar diyecek ki iyi, en azından bunlar geldi şükür falan diyecek. Yine dertten hasır altı edilecek. Livakovic diyor Rıdvan Dilmen, kariyerinde hiç 6 gol yememiş. Livakovic olmasa çift tanelerle bitebilecek bir maç, 11-12 olacak pozisyonlar var diyor. Ersin Düzen, İsmail Kartal Trabzonspor maçından sonra çok iyi oynadık dedi. Asıl tehlikenin bu olduğunu söylemiştim. Hiçbir şey üretilmemiş bir maçta, hoca iyi oynadığını düşünüyorsa büyük sıkıntı vardır diyor. Bak şunu söyleyeyim, Galatasaray Igor Tudor'u takım liderken gönderdi, şampiyon oldu. Lider takımın hocası gönderilmez diye bir kural yok. Maç 3-1, sen Batshuayi'yi çıkarıyorsun. Forvet çıkartıp forvet alıyorsun. Hani problemi bireysel oyuncularda gören bir İsmail Kartal. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. İsmail Kartal Nörşland'ın nasıl 7-1 kazandığını çok merak ediyorum. Yarın hemen izleyeceğim demişti 6 Ekim'de. Hani insan buradan bir ders alır. Der ki demek ki yaptıkları bir şey var. Aman bak, çok sakatım var. Dikkat edeyim, ne olur ne olmaz. Hani 1-0 kaybetsem kimse bir şey demez ama. Ya Fenerbahçe tarihinde ilk defa maçı 60. dakikada bitirse niye 60'ta bitirdin demeyecek bir senaryo vardı. Fenerbahçe Rıdvan Dilmen'in dediğimiyle radikal kararlar almalı. Fenerbahçe'yi bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok. Ve bunu arkadaşı teknik direktörken söylüyor. İsmail Kartal'dan hepimiz bir istifa bekledik. Cengiz Ünder'i oynattı diye değil. Yapmadığı değişikliklerden, müdahale edemediği futboldan. Artık futbol ondan kaçmış. Yani Fenerbahçe agresif olmak istiyor diyor Tadiç. Lan sarı kartın yok. Bu mu da agresif olmak? Ya Fenerbahçe 5-1 yenik durumda oyuncu değişikliği yapıyor. Oyuna giren oyuncu tribündeki akrabalarıyla muhabbet ediyor. Görüşürüz falan diyor. Bu kabul edilemez diyor bak. Bak 5-1 yenik durumda. Yani Joshua King'den mi bahsediyor acaba? Kimden bahsediyor? Ya bu şu demek. Yine Fenerbahçe at çiftliği esamelerine okuyacağız demek. Ama ben şunu söyleyeyim. İsmail Kartal istifa eder mi? Etmez. Ali Koç İsmail Kartal'ı gönderir mi? Göndermez. E hocam, Fenerbahçe ne olacak? Sivas maçına, ölümüne hazırlanacak. Hani olması gereken o. Bilmiyorum, belki de o maça da ruhsuz çıkacak. Sivas maçına, ölümüne hazırlanacak. Diyeceğiz ki aa iyi bak, Fenerbahçe şöyle yaptı böyle yaptı. Çıktı oynadı, yüreğini koydu, şöyle yaptı böyle yaptı. Anca böyle. O da yine zannetmiyorum. Yani bir tane sarı kart görmemiş. Mücadele etmemiş. İsyan etmemiş. Utanç dolu bir gece ve hani kimsenin hatırlamak istemeyeceği bir sonuç. Ya İsmail Kartal'ın yerinde olsam en azından derdim ki ya arkadaş, istifamı muhtemelen herkes istiyordur. Başkanla konuşacağım falan filan. Radikal kararlar alacaksın kardeşim. Bunun lamı cimi yok. Radikal kararlar alacaksın. Program yapacak halim yoktu diyor Rıdvan Dilmen. Ben bu videoyu geceleyin çekiyorum. Averaj eksi 2 Fenerbahçe'nin. Averaj eksi 2. Ya bu rezaleti konuşacak bir cümle yok. İsmi, yani Fred, Şimanski, hani Crespo, inanın bunu konuşacak bir değer yok. 6 gol yiyorsun, sarı kart yok. Hakikaten yok. Ya taraftar bunu hak etti mi? İsmail Hoca haklı olarak lige konsantre oldu. Taraftar da artık şampiyon olalım diyor sadece. Gruplardan güle oynaya çıkarız görüntüsündeydi. Twente maçında da İsmail Hoca ikinci takımıyla çıkmıştı kendisine göre. Ligde bugünleri gördüğümü hep söylüyordum. İlk 11 dışında kalan oyuncuların havlu attığını görüyordum diyor. Bana Fenerbahçe'nin Osayi, Ciku, Bekao, Ferdi, İsmail, Şimanski, Fred, Tadic, Ceko, İrfan Can dışında bu takımı zorlayacak 4 oyuncu söyle diyor.
Bulgaristan'da, Trabzon'daki kayıplar, Osterwold'e her şeye rağmen iyi bir yedek. Mert Hakan da olabilir ama listeye yazılmadı. Listede vardı Mert Hakan. Avrupa listesinde vardı diye hatırlıyorum ama Mert Hakan yok ki. Bu vurdum duymazlık çok demoral, yani çok rahatsız edici. Batshuayi'nin demoralize olduğunu, gol istatistiklerinin iyi olduğunu görüyoruz. Galatasaray 3 tane yemesine rağmen geri dönmek için çabaladı. Sen çift forvete bile dönmüyorsun. 25 tane yemeğini bekliyorsun. Forvet çıkıyor, forvet giriyor. Hani Necip Uysal çok kötü giden Beşiktaş'ta oyundan çıkarken alkışlandı. Fenerbahçe'de mesela kim oyundan çıksa alkışlanırdı? Onu da bir düşünelim. Ben de farklı yeni takım oyuncusuydum diyor. Kulüp bir tane uçak kiralamış gitmişler gibi. Çubuklu giymeyin o zaman diyor. En azından biz 5-6 sarı kart, 3 kırmızı kart görmüştük diyor. Rakip ortadan 12 kez falan geçti. Rakibe saygı duyacağız ama Fenerbahçe tablosu beni rahatsız etti. Aslında orta sahada Crespo'nun öndeki iki oyuncudan Şimanski ve Tadiç de 10 numara oynayabilir. Bugün oradan 12 kez falan geçtiler. Savunma merkezi ilk defa yan yana geldi. Bu iki savunmacının önünde olmazsanız bunlar yaşanır diyoruz ki ben de bunu söyledim. Maç 10 oluyordu. 3-4 tane Livakovic'in çıkardığı var. Kadro zafiyeti ne kadar olsa olsun ayağın kayar. Sarı kart çıkar. Hani bu skora bir reaksiyon verirsin. Taktiksel olacak, yapacak yorumum yok. Mart ayına falan bunları unutacağız muhtemelen. Uzun süredir de 6 falan da görmedim ben. Livakovic hayatında unutamayacağı gol yemiş. Yani maç oynamıştır diyor. 5 faul hakkını bile doldurmamıştır birçok oyuncu. İkinci yarıda 6 faulü var sadece. Rakip yarı sahada 2 kez topla buluşmuşlar falan. Taraftarın gönlünden geçeni söyleyemiyorum. Ben söyleyeyim. Bak ne diyor? Chelsea'den 6 yememesi gerekiyor bu bütçelerle kurulan kadro. Manchester United'a 6-2 yenildiğimiz maçı hatırlayın. Gittili geldili maçta ama Ronaldo'lu falan kadroydu. Taraftarın gönlünden geçeni biliyorum ama söyleyemiyorum. Taraftar İsmail Kartal'ın istifa etmesini istiyor. Ya kampanyalar başlatıldı. Buna da sebep ben değilim. Buna da sebep İsmail Kartal. Bak bu kadar arkasında durduğumuz İsmail Kartal. Yönetimden maçı izlemiyorlar mı diyor. Benim gücüm olsa gidip ruhumu vermek isterim oyunculara. Bu duygularla oynamayan oyuncunun Fenerbahçe'de işi yok. Tarihte Fenerbahçe ilk kez altı yemiyor. Son kez de olmayabilir. Fenerbahçe taraftarı duygulu 4-3 yenildiği Beşiktaş maçında bile oyuncusunu alkışlamıştır. Geceyi nasıl geçireceğimi bilmiyorum demiş. Radikal kararlar alınmalı diyor açıkçası. Fenerbahçe'de çok ciddi radikal kararlar alınmalı. Fenerbahçe'yi bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok diyor. Ben en çok da İsmail Kartal'a diyorum. En basitinden bir teknik direktör takımın oradaki düşüşünü hiç mi anlamaz? Hiç mi demez? Ya arkadaş bu takım düşüyor. Rezalet gidiyor diye hiç mi demez? Demek ki denilmiyormuş. Neyse söyleyecek çok sözüm var ama İsmail Kartal istifa etmez. Hocam Sivas maçını Beşiktaş maçını kaybedersek istifa eder mi? Yine aynı başa dönmeyelim arkadaşlar. Biz kazanmak için çıkalım. Takım kazanmak için çıksın. Biz desteğimizi verelim. Elimizden geleni yapalım. Gerisi futbolcuların, İsmail Kartal'ın, Ali Koç'un hepsinin şerefine kalmış. Herkes şerefi ölçüsünde çıkar oynar. Şerefi ölçüsünde çıkar takıma katkıda bulunur. Ya da şerefi ölçüsünde çıkar der ki arkadaş yani ben bu kadar yapabiliyorum. Yani kapasitem bu der biz de anlarız. Ama şu bir gerçek. Benim bildiğim Fenerbahçe'nin Sivas maçına çıkması yani Sivas maçına çıkması ve Sivas maçını farklı kazanması hatta dahasını da yapması lazım. Anlatabiliyor muyum? Sivas maçını bir hatta Beşiktaş maçını da kazanması lazım. Aradaki diyeceğiz ki tamam. Hocam bu ikisi yapılırsa bu yenilgi unutulur mu? Bu yenilgi yıllarca unutulmaz. Yani bu yenilgi yıllarca unutulmaz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden fazla da konuşacak bir durum yok. Fazla da anlatacak bir durum yok. Taraftarımız Sergen Yalçın'ı istiyor. Sergen Yalçın Fener'e, Sergen Yalçın Fener'e diyor. Hani zannetmiyorum bir Sergen Yalçın'ın falan Fenerbahçe'ye geleceğini. Kafada düşünce vardı İsmail Kartal'dan öncesinde. Hatta görüşme bile vardı. Şu an hani Sergen Yalçın'ı getirmek de şey gibi ya. Hani örümcek adamı değil de hani onun normal başka bir kostümlü yine örümcek adamı getirmek gibi bir şey. Hani birbirini gösteren bir şey vardı ya. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Ersun Yanal hatırlıyorum. Reyes'te kadroyla Bayern Münih'te falan yenilmişti. Real Madrid'de yenilmişti ama o takımın en azından bir ruhu vardı. Bir haysiyeti vardı. Bilmiyorum sahada dünkü takımın nesi vardı. Bunu da size bırakıyorum. Sizce İsmail Kartal istifa etmeli mi? Ederse yerine kim gelmeli? Sivas Beşiktaş maçları kazanılırsa bu yenilgiler, bu sıkıntılar unutulur mu? Anlatabiliyor muyum?
Hocam sen İsmail Kartal'ı niye eleştiriyorsun? Kardeşim son 5 maçta 3 mağlubiyetin, 1 beraberliğin, 1 galibiyetin varsa ben eleştiririm. Avrupa'da arka arkaya 2 maç yenirsen ben eleştiririm. Fenerbahçe radikal kararlar almazsa ben eleştiririm. Bazı şeylerin değişmesi lazım. Her şeyi sakatlık şu bu. Geçiniz. Geçiniz. Ve Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın konferans liginde çıktıkları kadrolardan toplam 4 stoperden sadece bir orijinal mevkisinde oynamış. O da altyapıdan gelen 17 yaşındaki Yusuf diyor. Bu da iki takımın şanssızlığı. Ne diyelim? Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.